Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar sıcağı sıcağına bu videoyu çekiyorum. Çünkü Fenerbahçe'mizden iki tane kap var hayırlı olsun. Öncelikle milli erkek voleybol takımımız. TÜB Challenger kupasının finalinde Katar'ı setlerde 3-2 yenerek şampiyon oldu ve Milletler Ligi'ne yükselmeye hak kazandı. Önce tebrikle başlayalım. Sonrasında aslında konu dışı gibi ama Galatasaray yeni transferler için imza töreni düzenlemiş. Ben önce şunu söyleyeyim. 1 ila 3 arasında bir puanlama yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani yani kötü eh işte falansa 1 idare eder. Şöyle böyle ise 2. İyi ise iyi transfer. Hani Fenerbahçe yapsa beğenirsem ya da e, hani yıldız dediğiniz nitelikte ise 3 vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cedric Bakan buraya 2 veriyorum. Wilfred Zaha'ya 3 veriyorum. Çünkü Fenerbahçe'de daha aynı tepki verdim. Icardi'ye 3 veriyorum. Kaan Ayhan'a 1 veriyorum ki e, Galatasaraylara sonra onlar da 1 verir. Zaniolo'ya 2 veriyorum. Ne oldu? 40-50 milyon euro teklif gelecekti. Hala gelmedi o teklif. Angelino ilk maçta izlediğim Angelino'ya 1 veriyorum. Bilginiz olsun. Yani direkt Söğüş style gibi. Halil Dervişoğlu 1. Ha şunu söyleyeyim. Angelino'yu Fenerbahçe alsaydı eminim 3 verirdin hocam. Yani Galatasaray aldığında da ben 3 veririm ama ama bu işte bir bit yeni olduğunu söyledim arkadaşlar. Yani totalde e, ne diyelim totalde? Ortalama 2 mi diyelim? Ortalama 2 aşağı yukarı. Angelino'ya 2 versek ortalama 2 puan. Galatasaray'ın 2, 4, 6, 7 transferi. Dursun Özbek, Mauro Icardi yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi reddederek sponsorlarımızdan 4 milyon euro karşılığı toplamda 10 milyon euroluk teklifimize imza atmıştır diyor. Icardi'nin yıllık 40 milyon euro teklifi kabul etmediğini düşünen varsa elimde satlık köprü var. Çok uygun fiyata veririm. Birden fazla köprü var. Aynı köprüyü 20-30 kişiye de verebilirim. Şuna inanacak kadar şeyseniz ona da inanırsınız. İyi de hocam Fener de böyle yapsa ya. Bak 4 milyon euro sponsoru ödetmiş. Ben önce şunu merak ediyorum. Kap açıklaması 6 milyon euro diyor. Yani böyle oluyor mu? Böyle oluyorsa bak arkadaşlar ben bu namussuzluk, alçaklık şudur budur demiyorum yanlış anlamayın. Arka bahçeden dolanmanın 50 çeşit yolu var. Ben bunu hep söylerim. Kendim için de söylüyorum. Bak şunu söyleyeyim hocam. Ben senin kanalının şu 32.400'ü bir gecede 64.000 yaparım. Bana 1000 lira ver. Yeter. Ben sana forma göndereyim. Artı 1000 lira vereyim. İyi de hocam bu yaptığın ahlaksızlık değil mi lan? Abone artıyor, kanal büyüyor. Neresi ahlaksızlık? İyi de hocam bunu her o zaman her kanal yapsın. Yapsın. ha aynısı burada. Galatasaray bunu yapıyorsa Fenerbahçe de yapsın. Misal veriyorum. Koç Holding sponsorluğunda kim gelsin? Hani uyduruk bir şey söyleyeyim hiç olmayacak bir şey. Erling Haaland gelsin Koç Holding sponsorluğunda. 100 milyon euro yok. Koç Holding versin 5 milyon euro Fenerbahçe versin. Eğer böyle bir şey varsa Şimdi hocam 4 veren niye veriyor peki? Ben size ne söyledim? Dünyanın en 4 veren takımı Galatasaray'dır. 4 vermeyi çok severler. Alın bak 4 veriyorlar. Amaç ne? Ben onu anlamıyorum. Yani neyin sponsorluğu? Vergiden mi siliniyor? Ve hiç mi yazılmıyor? Reklam da olmuyor. Hani neyin sponsorluğu? Şimdi düşünsene mesela Fenerbahçe Tete'yi aldı diyelim. Yıllık 5 milyon euro. Ben de 4 milyon eurosunu karşıladım. Birini de kulüp verecek. Göğsümü göre geri anlatırım. İyi de hocam o zaman milletten tepki almazlar mı? E millet öğrendiği zaman zaten tepki verecek. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Icardi'nin resmi maliyeti yıllık 6 milyon euro. Resmi sponsor hariç. %40 vergiyi düşündüğümüz zaman vergilerle 10 milyon euro arkadaşlar Galatasaray'a bir yıllık maliyeti. 3 kere 10, 30, 10 milyon da bon servis 40. Bu listelerde konuşulan menajerlik ücret 15 milyon euro araya diye konuşulur. Ben bilmem. Ben doğrusunu yanlışını bilmem arkadaşlar. 40 Diyelim ki doğru. Sponsorun vereceği para hariç 55 milyon euro. Şimdi Icardi'nin bir ayağı çapraz bağ kopsa 55 milyon euro. Arkadaşlar bu çok büyük risk. Bakın 55 milyon, 50 milyon euro diyelim. Çarp 30'la bir buçuk milyar. Galatasaray'ın total borcunun yüzde %20'si. Bilmem anlatabildim mi? Fenerbahçe'nin ikileri de puanlar mısın hocam? Puanlarım şekerim. Neden puanlamayayım? Ceko 3. Kent 2 size göre çöp ama o transfer market değeri basit bir şey değil. Bekao 3 izlediğiniz zaman siz 4 ver hocam diyeceksiniz. Kadiç 3. Yani 2 e falan veren ahmak varsa aranızda defolu terk edebilir kanalı. Ciku 2. Hani ben o kadar yüksek beklenti içerisinde değilim. Umut Nair 1. Bak sevdiğim güzel abdestli namazlı bir kardeşimiz. Allah yolunu batın açık etsin ama 1 görünüyor. Bartu Elmaz 1. Şimanski 3. Çünkü Galatasaray'ın yatak odasından gidip alıp geldiysen o kadar görüşmeden sonra 3. Şimdi Fenerbahçe'nin ortalaması 2'yi geçmiş durumda. 2, 4, 2, 4, 6, 8 transferde. Bartu Elmaz'ı çıktım arkadaşlar. Çünkü biraz kiraya verilecek vesaire. Bartu çıkınca Fenerbahçe'nin hani transfer skalası ortalaması daha da yükseliyor. Siz BKV'ye 2 verirsiniz kesin. Kapalı kutu diye. Şimanski'ye de 2 verirsiniz. İlk maçta cılız buldunuz diye. Yine ortalama 2'nin üstünde kalıyor. Hani durum bu arkadaşlar. Hatay Spor. Fenerbahçe altyapısında yetişip. Garda transfer olan. Ofansif orta oyuncusu Ömer Faruk. Beyazla prensip anlaşmasına varmış. Ömer Faruk çok ukala şımarık bir çocuktu. Kendisinin yapmış olduğu hareketler. Beni tiksindiriyordu. Bana da telif atmıştı. Oysa. hocası Rambo hocamız, San Kemal Özdemir Rambo hocamız çok e, samimi olduğum birisiydi. Ona da söylemiştim. Hoş bir davranışta bulunmamıştı. Yolunu, kaderini kötü çizdi. Ama Volkan Demirel tedrisi altından geçen Ömer Faruk Beyaz umarım Türk futboluna, Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet eder. Fenerbahçe'nin an itibariyle 18 tane yabancı oyuncusu var. Şimdi kaleci, orta saha, kanat transferi yabancı olabilir mi? Olabilir. Şimdi 14 tane isimden hangisini gönderirsiniz? Şimdi kadroda düşünülmeyen isimler de var. Mesela Gustavo Henrique. O kim? Arkadaşlar transfer markete, markete girdiğiniz zaman bu isimleri Fenerbahçe rezerv takımda göreceksiniz. Gustavo Henrique, Arao ve Cao Pedro arkadaşlar. Bu arkadaşlar takımdan ayrı çalışıyorlar. 4-5 oldu sanırım. 5 gündür bu takımdan ayrı çalışıyorlar. Bu dört arkadaşın da yolu açık olsun. Bak size dört tane kapı verdim şimdiden. Hayırlı olsun. Sercan Hamzoğlu Arao ve Gustavo'ya şu ana kadar herhangi bir teklif yok demiş. Ben Sercan Hamzoğlu'dan ters düşmek istemem. Kendisini çok seviyorum. Çok kıymetli bir insan. Ancak ee, Arao'nun temsilcisinin ben mesela Brezilya'da bir kulüple Palmeira yaşla görüştüğünü biliyorum. Bir. Bir de Arabistan'dan bir kulüple görüştüğünü biliyorum. İki. Bon servis konusunda Fenerbahçe ile görüştüklerini hani belgelerle değil ama çeşitli şekillerde görüştüklerini biliyorum. 3 Ben Arao'nun 3 milyon euroya alındı kar edilerek satılacağını da düşünüyorum. Ve duyumlarım da bu yönde. 4 Bence bunu söyleyeyim. Diego Rossi, arkadaşlar Diego Rossi konusunda bakın bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Rossi'yi siz 3'e bile satsanız başarı kabul edersiniz. Ben diyorum ki 3'ten daha yüksek fiyatlara satılırsa ya da satın alma opsiyonu zorunlu, satın alma opsiyonuyla giderse rica ediyorum kanala arkadaşlarınızı davet etmeye devam edin. Bak 32.400'de kaldık. Hoş değil. Maç saatine kadar 34.000 olalım ya. 35.000 olalım ya. Hocam birden bire nasıl olacağız? Ya inanın. Davet edin deyin ki ya bu kanalda 2-3 gün önce 30 31.000'de Hemen birden bir 32 olduk diye inanın gelirler. Rica edin yeter. Bak. Rossi'nin gitmesini istiyorsanız en az bir kişiyi davet edin. Hocam hem Rossi, hem Arao, hem Gustavo Henrique. Başka kim vardı lan? Hem Cao Pedro. Gitsin istiyorum diyorsanız 4 kişiye, sevdiğiniz 4 kişiye davette bulun. Bak 100 kişi 4 kişiyi çağırsa 400 tane adam yapar. Bak 100 kişi. Ama en az 1000 kişi çağırsan Kanal uçuşa geçer. Eğer Gustavo Henrique'nin, Aravon'un, Rossi'nin, Caio Pedro'nun gitmesini istiyorsanız alın size totem. İster totem deyin ister başka bir şey deyin. Sevdiklerinizi kanala davet edin. En az 4 kişiyi davet edin. Bak 4 kişiyi davet ederseniz bunların 4'ü de gidecek inşallah. Hatta var ya yemin bile edebilirim. En az bir yani siz davet edin. Bak yemin bile edebilirim. Bu 4'ü gidecek inşallah. Ek olarak da bir şey söyleyeyim. 5 olabilir savunmadan bir isim. Çok hoşunuza gitmeyen bir isim. Görüşmeleri sürüyor ama gizli konuşma yasağım var. O yüzden konuşamıyorum. Özür diliyorum. 29 Temmuz'da Miha Zaitz için e, sevgili Talha'cığım Talha Arslan Fenerbahçe gelecekse hafta İstanbul'a gelerek Zaytz'ı getirerek sağlık kontrollerine geçirip 3 yıllık resmi sözleşme imzalayacak demişti. Sonra da takımda çalışmalara başlayacak demişti. Ve e, daha önceden de konuşulduğu üzere Sosyal medya 1.5, 2, 2.5 falan diyor ama 1.1 milyon euro arkadaşlar yıllık ücreti. Bilginiz olsun. Dün itibariyle Yağız Savuncuoğlu'da Miha Zayis'le Fenerbahçe Ergon'da anlaşma saldı. Oyuncunun temsilcisi resmi imza için İstanbul'a davet edildi demişti. Gece geç saatlerde yani 31 Temmuz'a girdiğimiz saatlerde Haber Global'den sevgili Sercan Hamzoğlu ise son dakika bilgisini verdi. Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme için anlaştığı Miha yarın yani ee, Slovenya'dan kalkacak uçakla 20.20'de kalkacak uçakla İstanbul'a gelecek. Saat 23.40'da İstanbul'da olacak diyoruz Zayt. Biliyorsunuz kulübümüz salı günü maç yapacak. Yani salı günü gelip çarşamba başlaması, sağlık kontrolleri, cart curt ee, daha doğru. Benim içime sinmiyor. Önce onu söyleyeyim. Bu kadar ay yatıp bizden harç başkasıyla görüşüp de bu şekilde olması benim biraz hoşuma gitmiyor açıkçası. Bir de ben size bir şey söyleyeceğim. Ya da bunu sonra söyleyelim. Yani Miha Zayt Fenerbahçe'nin bakın 5. kapta Miha Zayt 4 tane gidecek kapı verdim. Bir de kalacak kapı veriyorum. 5. 6. kap Mert Müldür. Mert Müldür Fenerbahçe'de. Arkadaşlar öncelikle sevgili Berk Berköz Mert Müldür transferinin son aşamada demişti birkaç gün önce. Sevgili Furkan ee, Ezel Bayraktar kardeşim hızlandı demiştim. Hep bunların hepsi konuştu. Bunların hepsi söylediler. Fenerbahçe maaşını düşürmeye çalışıyor demişti Ber Berköz 4 3-4-3'te ve maaşını düşürüp yerler arasına eklemek istiyor demiştim. Gece saatlerinde sevgili Sercan Hamzoğlu uçağı verdi. Mert Müldür Fenerbahçe'de dedi. Haber Global son dakika haberiyle verdi. Resmen Fenerbahçe'de ve 4 yıllık sözleşme imzalandı. Milli futbolcu bugün ya da yarın İstanbul'a gelecek diyor. Salı günü gelecek o da sanırım Zayis'la birlikte diyebiliyorum ama bunda yanlışım olabilir. Peki ne kadar para verilecek? Arkadaşlar bir tane duyumcu var. Sosyal medyada öğretmenmiş kendisi. Neydi? Çakıböy pokak mıydı? Tokitoy çakak mıydı? Millete yok bir şeyleri çakak. Adıköy sokakta herhalde. Bir kanalı var aşağıda. Hüma yazıyor. İşte yukarıda gol var yazıyor. O adam dedi ki. Mert Müldür için size dünyanın en doğru duyumunu veriyorum. 2,5 milyon euro'ya verirlerse Mert Müldür Fenerbahçe'de ister bugün ister 5 hafta sonra versinler. %100 duyum demiştim. Hani arkadaşlar duyumun %100 olmaz. Her an her şey değişebilir. Ama Mert Müldür 3,5 milyon euro'nun altında ya da 3,5 milyon euro değil. 3.499'un altında ya da 3.499'sa kap açıklamasında bonservis belirtilmez dersek belirtilmez. 3,5'un altındaysa bu açıklanabilir. Mesela 2,5 milyon euro ise bu açıklanabilir. Çünkü yatırımcıların işine gelecek. Hep birlikte bekleyip, izleyip göreceğiz sevgili dostlar. Bakalım ne olacak. Bu arada ee, Nur Ali Alip ismini konuştuk kanalda. İlgimiz, alakamız vardı ama o iş olmadı. Yani ilgilenmiyormuşuz arkadaşlar. Yalanmış o. Bilginiz olsun. Bu arkadaşla ilgilenmiyoruz. Bu arada Mert Müldür'le birlikte 6, 6 kap oldu değil mi? Başka kapım var mı benim ya? Ee, Julman'dan da vazgeçtik. Daha doğrusu vazgeçmedik. Başka takımlar anlaşıyor. Morton, Julman. Keşke olsaydı dediğim isimlerden bir tanesi. Bunu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar. Bu arada ben bir bilgiyi öğrendim Sercan Amzoğlu'ndan. Ciku, İsmail Kartal'ın özel isteğinin alındı diyor. Şimdi İsmail Kartal aynı zamanda futbolcuyken bir savunmacı arkadaşlar. Ben savunmacı hocanın aldırdığı savunmacı futbolcudan hiç korkmam, şüphe etmem. Çünkü zaten onu aldıran adam en has adamı, en klas adamı. Anlatabiliyor muyum? O adam onu aldırıyorsa zaten ya bu işi bilen adam aldırıyor. Şimdi mesela bana ne sorarsınız? Kayserli olduğum için sucuk sorarsınız. Pastırma sorarsınız. Hocam işte hangi sucuktan alalım falan. Arkadaşlar kedili sucuktan alın. Köpekliler fazla iyi değil. Eşeklilerden almayın falan derim. Yani Kayseri'de Kayseri'ye gelirseniz dikkat edin. Sokakta sokak kedisi, köpek çok fazla göremezsiniz. Tahmin edin neden? Yok lan o kadar da değil yani. Yani bir zamanlar belki öyledir. <laughs> Benim Bulgar göçmeni bir arkadaşım vardı. Bu arada bütün e, göçmen arkadaşlara selam olsun. Göçmenler çok tatlı oluyorlar ya. Çok böyle bembeyaz tenli oluyorlar. Bizim gibi kara olmuyorlar. Çok, göçmen arkadaşım çok fazla vardı. Erkek erkek kız değil. Manyak manyak şey yapmayın. Aklınıza manyak manyak şey getirmeyin. Şimdi bu dedi ki bir gün geldi. Lan Mustafa dedi. Kayseri dedi bir şey dikkatimi çekti. Dedi, Sokaklarda çok fazla kedi köpek yok. Niye dedi. Oğlum dedim Vejdi'ydi adı. Vecdi Nuriye bu. Vecdi dedim. Ay senin nesi meşhur? Mantı onu geç. Sucuğu pastırması. Sence niye dedim? Uzun bir sessizlikten sonra Vecdi bir daha hayat boyunca sucuk ve pastırma yememiş. Ya ben şaka yapmıştım. sadece kedi köpekten değil yani eşek at falan da şey yaptım. <laughs> Neyse bunu geçelim bu konuyu. İşin şakası bir tarafa. Eşek demişken aklıma Enner Valencia geldi. Lan oğlum aklıma geldi. Notlarım gözümün önünde o yüzden yani. Valencia internasyonelde forma gidi dördüncü maçında da golle tanışamamış. Şimdi çok futbol bilgini arkadaşlarımız vardı burada. Ya hocam şu, hocam bu, hocam şu, hocam bu, hocam bu. Ne oldu? Hocam gol kral adamımız var. Niye gönderiyoruz? Göndermeyelim. Bunu al geri gönder. Kardeşim helikopter falan. Arkadaş Valencia komplike bir forvet değil. Bak Galatasaray'da Valencia Fenerbahçe'de Icardi olsaydı gol sayılarında belki diyorum abartmıyorum Valencia'nın attığı gol sayısının bir buçuk katını atardı. Valencia'da Icardi'nin attığı gol sayısının yarısını atamazdı. Çünkü bitirici forvet birisi bizi bitiriyor. ya yani biri bizi bitiriyor bir orayı bitiriyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Başka neyi konuşacağız? Başka da konuşacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Kanalımıza abone olup sevdiklerinizi kanala abone edebilirsiniz. 6 tane kap verdim. Hepsi de hayırlı olsun. Hocam kaça gidiyorlar? Kaça, kaça gidiyorlar? Aslında bir sonraki videoda şey yapayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.